Şu an oturduğum yer farkındaysanız bir şey, amfiteyatr benzeri bir forum yeri gibi şey. Çünkü bu en eski sinagoglardan biri ve İzmir'in bu kadar yakınında bir sinagog ve bunun geç Bizans döneminden kalması genelde tarih kitaplarında bahsedilmez. Ama konumuz şu, yani tarih boyunca mesela şu an Sardes Antik Kenti'ndeyiz. Sardes Antik Kenti Artemis Tapınağı, yani Artemis'e adanmış bir şehir. Ve bunun ikiz kardeşi, çok daha meşhur olanı İzmir'deki Efes. Efesus ve Sardes aslında birer ikiz kardeş ve ikisi de Artemis Tapınağı'na adanmış, Artemis'e adanmış. Ve Artemis de aynı zamanda hem bolluk bereket, hem genç kızların iffeti, Ars Longa Vita Brevis, Ocasio Preceps, Experimentum Artificile, Ridiculum Difficile. Sanat uzun, hayat kısa, fırsatlar geçici, deneyler aldatıcı, karar vermek zor. Antik zamanlarda insanlar bir yerden bir yere gidiyorlardı. Mesela burası bir Sardis, Artemis'e adanmış bir şehir. Ve kardeşi Efes, Efesus, o da Artemis'e adanmış bir şehir. Ve buradan başlayıp Babil'de, Babilon'da biten kral yolu var. Düşünün, zamanında Ege'den çıkıp Mezopotamya'da Babil'e kadar yürüyerek seyahat ettiğinizi düşünün. Şimdi dünya daha kolay seyahat ediliyor ama bu sefer de modern koşuşturmacadan birçok insan konfor alanının dışına çıkmıyor. Şimdi burası dünyada paranın da bulunduğu bir yer olduğu için anlamlı. Çünkü maddiyat önemli. Ama maddiyattan daha çok önemli olansa hayallerin peşinden gitmek. Ama şöyle bir şey var. Mesela Karun, Krezus o kadar servetine rağmen İranlılara, Perslere karşı kaybediyor. Şu an ise Cimnazyum'a doğru yürüyoruz. Cimnazyum Sardes'in en görkemli yapılarından biri. Yani şu görmüş olduğunuz Cimnazyum aslında bir spor okulu. Ben de hep öğrenci kalan biri olarak, hayat boyu öğrenmeye olan biri olarak, yani şu Cimnazyum'un şöyle tepesine çıkmış biriyim. Çünkü Azeri bir arkadaşım geldiği zaman, yani eski bir zaman, arka taraftaki merdivenin açık olduğunu fark etmişti. Bana da demişti gel tırmanalım diye. Ve şu Cimnazyum'un tepesinden etrafı izlemiştik yani. Çünkü insanoğlu her zaman yüksekleri hedefler. Ve ben de zaten mesela kendime bir hedef koymuştum seyahat ederken 100 ülke göreceğim diye ve 96'ya kadar geldim. Şu an 4 ülke kaldı ve bu 4 ülkede gene Cimnazyum'un önündeyiz. Dediğim gibi spor okulu ve spor okulunda öğrencilere disiplin aşılanıyor. Bunlar her gün düzenli antrenmanlarını yapıyorlar. Güzel restore edildiğini düşünüyorum aslında uygun olarak ama şöyle bir şey var. Mesela farkındaysanız sinagogun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ve üstünü kapattıkları zaman nasıl bir şey olacağını düşünemiyorum aslında. Çünkü buraya tarihteki aslında uygun yapmaya çalışıyorlar ama ben mesela 7 yaşımdan beri, ilkokul gezisinden beri buraya gelen biri olarak, çünkü burası benim annemin memleketi. Baba tarafından İzmirliyim, anne tarafından Manisa. Sahibi. Yani aslında burası dünyada paranın bulunduğu yer. Şu an bulunduğumuz alan ise Sardes'in Artemis Tapınağı. Yani Efes'teki Artemis Tapınağı gibi burası da Artemis'e adanmış bir şehir. Bu tapınağın ilginç özelliklerinden bir tanesi de tapınağın dibinde hemen Anadolu'daki en eski kilise yapılarından bir tanesi var. Şunların hemen arkasında. Birazdan öyle de göreceğiz. İşte halk arasındaki söylenen yer, kral kızına süt döktüğü yer. Yani sunaklı bir altar. Aslında hayal edebilirsiniz zamanında burada. Yani antik Yunan'da hayvan ve insan kurban edildiğine dair. Hatta yani normalde hayvanlar evet, keçi, koyun gibi hayvanlar kurban edilirken dönem dönem insan da kurban edildi. Tanrıların öfkesini yatıştırmak için düşünülüyor. Ve yani güzel bir alan. Aslında burada 1910'dan beri kazılar devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani sonuçta Sardis'teki kazılar bitmiş durumda değil. Amerikalılar tarafından başlatılıyor. İşte
Az önce arabayla gelirken durduk. Aslında mesela paranın ilk bulunduğu yer turizm hala açılmış durumda değil. Yani aşağıda jimnazyum ve sinagog kompleksi, yukarıda Artemis Tapınağı, ikisinin arasında altın arıtım atölyeleri, alan kazılmış, yazılar konmuş ama turizm açık değil. Ve dünyada ilk paranın bulunduğu yer orası şimdi. Bu altın saat çeyinlerken altının bulup elde edilip daha sonra elektrolit coin'ler coin yani bu para yani bozuk para olarak tedavide sokulduğu düşünülüyor. Pandemi insanlara sosyal medyanın önemini ve görünürlüğü öğretti. Ben bu 17 yıl boyunca genelde medyadan ve sosyal medyadan kaçtım. O yüzden çok fazla kişi beni tanıdığını düşünmüyorum. Yani bu kadar seyahat eden biri olsam da. Bundan sonra ben de görünürlüğü arttırmak istiyorum. Çünkü daha güzel işler başarmak için, daha çok insana yardımcı olmak ve yol göstermek için daha büyük kitlelere tarafından tanınmak gerekiyor. Bunun için de daha güzel işler yapmak gerekiyor. O yüzden bundan sonraki haftalarda yeni bölümlerle bir araya geleceğiz. Teşekkürler.